Yorumlarınızı aldık. Şimdi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici telefon attığımızda. Mustafa Bey, duyabiliyor musunuz? Evet, çok iyi duyuyorum. Sağolunuz katıldığınız için. 12 saat önce yazmışsınız. Ben de meclise destek için meclise gidiyorum demişsiniz. Hangi hislerle gidiyorsunuz? Şimdi şöyle, ben tabii olayı duyar duymaz hemen Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey'i ayrı ayarak hükümetimizin yanında olduğumuzu, milli iradenin yanında olduğumuzu kendilerine ilettim ve hemen parti genel merkezimize geçerek arkadaşlarımızla orada bir değerlendirme toplantısı yaptık. Daha sonra da tabii arkadaşlarımızı hadiselerin geçtiği yerlere yönlendirdik, ne oluyor ne bitiyor diye. Ve kendimiz de çok sert bir şekilde, Büyük Birlik Partisi'nin biliyorsunuz kurulduğundan beri geleneğinde vardır. Yani darbelere, kalkışmalara, kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın çok şiddetli bir şekilde bugüne kadar karşı çıktık. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri evet bizim göz bebeğimizdir ve gerçekten göz bebeğimiz olduğunu ispat edenler de oldu. Ama öbür taraftan dediğim gibi milletin tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, helikopteriyle millete bunları çevirenlere karşı selam durmayacağımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Milli iradenin, demokrasimizin, milletimizin ve sivil siyasetin, sivil hükümetlerin yanında olduğumuzda çok net bir şekilde ifade ettik. Tabii sabahın erken saatlerinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim ve meclis başkanımıza da yanlarında olduğumuzu, meclisin yanında olduğumuzu, demokrasinin yanında olduğumuzu belirttim. Fakat oraya giderken Kızılay'dan geçtik, bulvardan Ankara'yı bilenler bilir. Gerçekten içimiz burkuldu, yüreğimiz acıdı. Yani tanklar arabaları ezmiş böyle kağıt gibi. İnsanlar gerçekten çok perişan bir haldeydi. Hala onun dediğim gibi üzüntüsünü, acısını yaşıyorum. Rabbim milletimize tabii böyle bir hadise bir daha yaşatmasın. Biz tabii daha önce de darbeler gördük. İşte 60 darbesi oldu bu ülkede, 71 muhtırası, 80, 28 Şubat, 27 Nisan, ama bunun kadar adicesi ve kahpecesi olmamıştı diye düşünüyorum. Düşünün ki o kahraman özel harekat polislerimiz, yıllardır teröre karşı hain PKK terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden yiğitlerimiz şehit edildi. Diğer emniyet güçlerimiz, hakeza Milli İstihbarat Teşkilatımıza, meclis bombalandı. Yani daha önceki darbelerde hiç görmediğimiz olaylar görüldü gerçekten burada. Aklın ve hafızanın almayacağı şeyler yaşandı. Ama milletimizin feraseti, sağduyusuyla ve demokrasiye sahip çıkmasıyla, tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, cesur duruşu, bir irade ortaya koyması, meclis başkanımızın, tüm siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve tabii ki milletimizin ortak bir duruşuyla, el ele vermesiyle birlikte bu darbe atlatıldı. Milletimize büyük geçmiş olsun. Tabii şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Kahraman polislerimize, milli iradenin yanında dururken hayatını kaybeden askerlerimize, sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tabii milletimizin burada başı sağ olsun diyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle günler yaşamaz diye ümit ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici telefon hattımızdaydı. Sıcak gelişmeyi paylaşmıştık. Detayları var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2745 hakim ve savcıya çağrıldı.